الدرس الرابع kitabın dördüncü dersi El Beytu Fil Beyti. Bakın bu sefer burada iki konuyu işliyor. Yani A şıkkı ve B şıkkı diye. İşte birinci şıkta örnekler veriyor. El Beytu ev demektir. Ev. Fil Beyti. Bu sefer evin içi demektir. Evin içinde demektir. Başına fi gelmesiyle kelimede nasıl bir değişiklik olmuş? Şuradaki kesranın geldiğini görüyoruz. Şurada damme gitmiş. El beytu damme şeklinde normal ev demekken fil beyti evin içinde. El mescidu fil mescidi, bakın kesra oldu. Yani fi gördüğünüzde başta bir kelimenin başında, ondan sonra kesralı okuyacağız. El mektebu alel mektebi, bu da üstünde demektir. Masanın üstünde. Es-seriru ale's-seriri, yatağın üstünde. Şimdi bu yani mekansal sorulara geliyoruz. Daha önce ma ve e diye, yani nedir ve bu mudur diye iki soru edatı. Bu da eyne şeklinde sorudur. Şimdi eyne nerede demektir? Muhammedun, Muhammed nerede? Eyne, ve eyne Yasir, Yasir nerede? Ve eyne Amine, Amine nerede? Ve eyne el kitabu, kitap nerede? Eyne saatu, saat nerede? Gibi bu şekilde. Burası da matbah olduğunu görüyoruz. Matbah, mutfaktır. Şöyle cevapları karşılarında vermiş. Huve fil gurfeti, odadadır. Huve fil hammami, banyoda. Huve fil matbahi, mutfakta. Huve alel mektebi, masanın üstündedir. Kitap yani. Hiye, bakın hiye dedi. Bu da yeni bir kelime, yeni bir kavram. Huve o demek. Burada da hiye vardı. Bu da o demektir ama müennes için dişil olan matbah semai bir müennestir. Dolayısıyla yok, matbah için değil, amine içindir o. Amine müennes olduğu için ona hiye geldi. Ve yine burada hiye saat, yani saat kelimesi. Müennes sonunda tay merbutası. Burada tay merbuta var, amine, kız ismi. Bu da yine müennes olduğu için hiye, o anlamında hiyedir. Yani onun hem kız hem erkek için olanı vardır. Erkek için huve. Tabii erkek deyince kitap da erkek sigası veriliyor huve. Yani eril ve dişil diye bütün kelimeler Arapçada gruplanıyor. Bunu bilelim. Şimdi temarin, alıştırmalar. Yani fi, ala ile ilgili. Ecib, cevap ver bu sefer. Bakın daha önce ikre, uktub görmüştük. Oku ve yaz. Ecib bu sefer. Cevap ver. Zaten C ve B'den cevap olduğunu tahmin ediyorsunuz. Ecib, cevap ver. Anil esileti, sorulardan, el atiye, verilen sorulara cevap ver. Yani ecib an, onun hakkında cevap ver. Eynel kitabu, el kitabu alel mektebi diyeceğiz. Eyne Muhammedun, Muhammedun fi fil gurfeti, fil gurfeti diyoruz. Şöyle eyne saatu, es saatu fil matbahi. Ya da alel cidari, alel cidari duvarın üstündedir, duvardadır. Eyne Yasir, Yasirun fil matbahi. Eyne Aminatu, bu sefer ismine değil zamirle, hiye ve huve. Hiye, menes olduğu için hiye fil gurfeti. Aminatu fil gurfeti. Bu sefer buna soru soracağız. Eyne Aminatu, Yasir fil matbahi. Eyne Yasirun. Men fil gurfeti, Yasirun fil gurfeti cevap vereceğiz. Ve men fil hammami, Muhammedun fil hammami. Maza alel mektebi, maza, ne var alel mektebi, masada. El kitabu alel mektebi diyeceğiz. Maza alel seri, yatakta ne var? İşte el mindiru alel seriri. İkra ve ktub مَعَ الدَّبْتِ اَوَاخِرِ الْكَلِمَاتِ, kelimelerin sonlarına dapt ederek, yaparak okuyup yazın, dikkat ederek yani. Bakın müderris diyemiyorum. Çünkü timer bu da medresetun, hemen aklıma geliyor. İşte hareketsiz okuma. الْمَدْرَسَتُ fil medreseti, bakın fil medreseti, fi başına geldiği için kesra. Fil beyti, el beytu, başında fi yok. El gurfetu, el hamamu, fil matbahi, el mektebu. Bakın.
alel mektebi, aleden dolayı. Alel kürsiyi es-sariru diyorum. Çünkü başında ala ya da fi yok. Alel kitabi fil mescidi. Yavaş yavaş yani Arapçanın son harekelerinin durumunun ne kadar önemli olduğunu anlamaya çalışıyoruz. İkra ve ktub. Oku ve yaz. Bakın hareketsiz. Şimdi hareketsiz metin okuyacağım. Et, harf tarif başında olduğunda bunu tenvini gidiyor. Et talibu. Fi gördün mü sonunu kesir yapacağım. Fil camiati. Camiati. Bu bileceksiniz yani C, Elif, Mim, Ayn, T. Camia diye okumayı. Bunu bilmemiz gerekiyor. Er-raculu. Bunu daha önce görmüştük. Er-raculu. Bunu niye el-raculu diye okumuyorum? Çünkü bu harfi şemsiyedir ra. Er-raculu diye okunur. Er-raculu. Tenvin yapmıyorum çünkü hafif tarifim var. Er-raculu fil mescidi. Mescidu diyemezsiniz. Eyne taciru. Eyne ile sorulduğunda yani bu eyne fi gibi ala gibi değil. Bunu kesre yapmaz. Huve tacir müzekker olduğu için huve ile cevap verir. O fi dükkani. El kalemu diyoruz. Alel mektebi. Eyne Zeynebu hiye. Bakın Zeynep mühennesi olduğu için ona o anlamında hiyedir. Fil gurfe ti diyoruz. Eynel vereqi diyemezsiniz. Eynel verequ diyoruz. Çünkü ala ve fi değil. Huve vereq çünkü müzekker yaprak. Huve alel mektebi diyoruz. Ya da sayfa diyelim. Vereq bir sayfadır da. Ve eyne el, bakın medres mi diyeceğim, müderris mi diyeceğim? Medrese tu diyemem çünkü ta-i merbuta yok. Eynel müderrisu. İşte. Harf tariften dolayı burada tenvin okumuyorum. El müderrisu. Huve müzakir olduğu için erkek yani erkek öğretmen. Huve fil kas, fil fasli. Sınıftadır. Fasli dedim. Faslu demedim. Eynel yasirun. Huve o fil mir, fil mirhadi. Eşşemsu vel kameru, güneş ve ay, yine u. Niye tenvin olmadı? Harfi tarif. Bu ve demek. Eşşemsu vel kameru, fi'den dolayı bunu kesir yapacağım. Fis semai, semadadır güneş ve ay. Men, buna niye min demedim? Çünkü biliyorum ki soru işareti gördüm mü, bu demek ki mendir. Soru anlamında mendir. İşte hareketsiz okuma. Men fi gördüm kesre yapacağım. Men fil fasli. Evet. Kim fil fasli sınıftadır. Yine burada bir yani bizden bir şey isteniyor. Tabii burada komut yok. Herhalde eşleştirme yapacağız. Şöyle bir de inceleyelim. Tamam anladım. Eşleştirme istemiyor. Burada hepsi müennes. Burada hepsi müzekker. Evet, Muhammed, Halid, Hamid, Yasir, Ammar, Said, Ali, Abbas. Müennesler, bunlar huve diye ifade edilir. Huve, o. Amine, Zeynep, Fatime, Meryem, Ayşe, Hatice, Safiye, Rukiye. Rukiye. Bunlar da hiye olarak ifade olunur, o. İkisi de o anlamda zamir. İkra ve ktub. Oku ve yaz. Ma'a dabdi evâhiril kelimat. Kelimelerin sonlarına dabd ederek. Sonlarının dabdıyla beraber. Yani tespitiyle beraber. Oku ve yaz. Sonuna dikkat et. Yani bile hamid diyemezsin. Sonunu vurgulayarak okuyacaksın. Hamidun. Çünkü harf tarif zaten buna gelemez. Özel isim. Zeynebu. Dikkatinizi belki çekmiştir. Bakın bütün kız isimlerinde tenvinsiz. Bakın hiçbiri tenvinli olamaz kız isimleri. Erkeklerde hepsi tenvin. Görüyorsunuz. Ve bazı erkek isimleri tenvinsizdir o ayrı. Dolayısıyla tenvinli ve tenvinsiz okumayı dikkat edin. Kız ismi Zeynebu. Aminetu. Ammarun. Erkek ismi. Saidun. Fatimetu. Meryemu. Aliyun. Halidun, tenvinli. Ondan sonra Abbasun, Aişetu, Muhammedun, Safiyyetu, Hatice'tu. Evet, böyle bir yani Arapçada işte erkeğe ayrı zamir, kıza ayrı zamir, erkeğin tenvini var, kızın tenvini mesela yok. Yani erkekle kız arasında
bir fark var. Tabii bunu ben yani bir nezaket farkı olarak görüyorum. Çünkü hiye çok nazik bir ifade. Huve biraz daha erkeğin kaba yapısına biraz daha uyuyor. Yani biraz keza işte ente ve enti mesela erkeğe ente diye seslenilir. Kıza ise enti diye seslenilir. Şimdi sen demek ikisi de ente erkek, enti yani sen kız. Bakın burada da yine çok nezaketi andıran kesralı bir sesleniş enti. Ente ise biraz daha böyle erkeğin kaba yapısına biraz erkeğin o duruşuna, sert duruşuna hitap eden bir seslenmedir. Yani burada bir aradaki farkın ben nezaket farkı olduğunu düşünüyorum. Yine bunu da yapalım video bir şekilde. Elbeytu bu sefer min kelimesi geldi. Fi vardı daha önce etkileyen bunu kesra yapan. Şimdi min geldi. Tabi sonunda harf tarifle yapışacağı için mine. Bu normalde mindir, sükunludur. Devama yapışacağı için kendinden sonra kelime minel yani fethayla yapışıyor. Elbeytu evdir. Minel beyti evden. Yani evden. Mesela evden çıktım. İşte el mescidu yeni bir kelime ila. İla kelimesi. İlel mescidi. Bu da kesra yapıyor. Böylece kesra yapan dört tane oldu. Ala, fi, min, ila. İşte hareketsiz okuma budur yani. Mini gördün mü? Ondan sonrasını kesralı okuyacaksın. El müderris. Bakın medres demiyor. Müderrisu. Min. Bakın min geldi. Min eyne ente. Min eyne ente. Min burada eyneyi eyni yapmaz. Çünkü eyne değişmeyen bir kelimedir. Hadi dikkat edelim. İşte demek ki bazen min kendinden sonraki kelimeyi değiştiremez. Değişmeyen kelimeler var. Min eyne ente? Min eyne? Nereden? Ente. Sen neredensin? İşte ene. Ben. Minel yabani. Yabandanım. Japan. Yani Japonya'danım. Ondan sonra ve min eyne ammarun? Ammar min eyne? Nerelendir? Huve, bakın Ammar müzekker olduğu için huve minessin Çin'dendir. Mines, bakın min geldiği için sini kesra. Yine yabani kesra. Minden dolayıdır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ala ve fi gibi o da kesra yapıyor. Ve min eyne hamidun? Hamid nerededir? Huve hamid minel hindi. Hindistan'dandır. Bakın kesra oldu. Eyne Abbasun? Abbas nerededir? Abbasun bunun cevabı yok. Yok. Eyne Abbasun? Abbas neredendir değil. Min eyne değil. Eyne nerededir? Muhammed cevap veriyor. Harece. Çıktı. Eyne zehebe? Nereye? Zehebe. Gitti. Bu gitti demektir. Bu da çıktı. Eyne zehebe? Gitti nereye? Nereye gitti? Soru soruyor. Zehebe. Gitti. Evet, Arapçada buradan görüyoruz. Önce fiil gelir cümleye başlarken. Türkçede sona geliyor. Yani diyoruz ki işte müdür gitti. Müdür gitti diyoruz ama Arapçada gitti mi? Ondan sonra önce gitti diyoruz sonra. Tabii burada gizli zamir var. Yani konumuz Abbas. Zehebe. Huve yani altında bir gizli huve var. O. Zehebe. O gitti. İla el müdiri. Müdüre gitti. Müdir. Müdüre gitti. İla'dan dolayı bu kesra oluyor. Yukarıda vardı. İla'da kesra yapan bir kelimedir. Ve eyne zehebe Aliyun ve eyne zehebe gitti nereye? Ali ve nereye gitti? Aliyun. Ali nereye gitti? Zehebe gitti. Altında gizli o var yani huve. O gitti nereye? İla ea ekibine veriyor yönelme. İlal mirhad. Mirhada gitti. Banyo o da diyoruz. Şimdi alıştırmalar kısmına geldik. Onu da herhalde yapsak güzel olur. Hızlı bitirelim. Ecib anil esiletil atiye. İşte verilen soruları cevapla. Ecib an. Ecib an beraber kullanılır. Dikkat ederseniz an kelimesi de yeni bir kelime bu arada. Yani dendandır o da. Enil esileti. O da kendinden sonrasını kesra yapıyor. Enil esiletil atiyeti. Bu da sıfatı olduğu için soruların yani verilen sorular o da yine ona uyarak kesra olmuş.
Bu şekilde an'ı da görmüş olduk. An kendinden sonrasını kesir yapıyor. Ecib an el-esiletil atik verilen soruları cevapla. Min eyne ente. Şimdi men eyne ente diye okuyamam. Yani tamam soru işareti var. Buna men diyeceğim ama men zaten soru eğer soruysa men eyne de sorudu. İki tane soru nasıl olacak? Olmaz. O zaman bu mindir. Hani den anlamında biz görmüştük bir önceki sayfada. Min. Şurada minel beyti vardı. Dolayısıyla ben ona men diyemem. Min diyeceğim. Benim buraya men dememi engelleyen eynedir. Eyne çünkü o soru edatıdır. Dolayısıyla iki tane soru edatı beraber olmaz. O zaman bu mindir. Min eyne. Nereden? Ente. Sen neredensin? E ente. Bakın iki tane hemze gelince bu soru hemzesidir o zaman. Hani bir önceki derslerde görmüştük. E ente. Sen misin minel Filipin? Filipin. Filipinlerden misin? İşte sen Filipinlerden misin? Min diyoruz. Filipin. Men minnesini. Evet. Kim minnesini? Çin'dendir. Min eyne hamidun. Hamid neredendir? Eyne zehebe Abbas. Abbas zehebe nereye gitti? Abbasun diyoruz. Ve e zehebe gitti mi? Aliyun ilel müdiri. İleden doğru keser olur. Bunların cevabını şöyle vereyim. Min eyne ente? Ene minnesin. Ente minel Filipin. Naam ene minel Filipin. Men minnesin. Ene minnesin. Min eyne hamidun? Huve minel yabani. Eyne zehebe Abbasun? Zehebe Abbasun ila diyeceğim yönelme. İlel beyti eve gitti. E zehebe aliyun ilel müdiri? Naam zehebe aliyun ilel müdiri. İleden dolayı müdiri diyoruz. İkra vektub ma'a dabti avahilil kelimat. Kelimelerin sonlarına dabt ederek, belirlemekle birlikte oku ve yaz. El gurfetu min geldiği için tabi burada harf tarife yapışacak. Min cesimli değil de mine. Minel gurfeti. Min onu kesre yapar. Ondan sonra bu da mindir. Minel hamami el mirha du diyeceğim. Çünkü başında onu etkileyen min ila ala fi an yok. İlel mirha di ileden dolayı. El yabanu el filibin minel hindi. Evet, min onu etkiliyor. Hindistan'dan demektir. İla sini. İla onu kesire yapar. İkra vektub. Oku ve yaz. Min eyne Fatime? Hiye minel hindi. Kharecel müderrisu. Bakın müderris dedim. El müderrisu minel fasli. Min onu fasli yapıyor. Ve zehebe ila bunu da kesire yapacak. Ve zehebe ilal müdiri. İla onu kesire yaptı. Zehebe taciru. Kesire yapacak bir şey yok onu. Zehebe gitti. Et taciru. Tacir gitti. İla. Evet. Kesir yapacak. Kendinden sonrasını. İlal dükkani. Kharaca hamidun. Erkek ismi olduğu için tenvilli okudum. Kharaca. Bunu kharaca olduğunu daha önce görmüştük. Gördüğün zaman khara ve ce'yi kharaca diyeceksin. Çıktı. Yani ihraç manası. Kharaca çıktı. Hamidun. Bakın min geldi. Minel gurfeti. Min onu kesire yaptı. Ve zâbe ilal hammami. İla onu kesire yaptı. Şu son sayfayı da okuyalım dersi bir şekilde. Min kharece. Min kharece diyemem bakın. Men bu sefer diyeceğim. Çünkü burada soru edatı bir tek men var. Eyne yok. Men kharece kim çıktı? Bu sefer minel fasli sınıftan. Bakın buna minel dedim. Bunu da kesre yaptım minden dolayı. Men kharece kim çıktı minel fasli sınıftan? Kharece talibu minel medreseti ve zehebe. Zehebeyi de görmüştük. Gitti. İlen suqi pazara. Khadija tu tenvinli yapmadım çünkü kadın ismi biz dedik hepsi tenvinsiz. Khadija tu minasini ve Halidun tenvinli erkek ismi minel yabani. Da koy fil feragi boşluğa fima yeli gelecek boşluğa harfe cerrin. Evet harfe cer yeni bir kavram. İşte harfe cer odur ki yani fi, ila, ala, mine, ondan sonra an. Bunlar hepsi harfi cerdi. İşte harfi cer koy diyor. Münasiben. Münasip harfi cer koy. Buna zaten min, ila, fi, ala. Bir de an vardı. Onu da tabii şeyde vardı. Yani komutlarda vardı an. Bu dört harfi cer. Min, ila, fi, ala. Min
sonrası yapıştığı için bazen mine diye okunuyor. El kitabu masanın neresinde olur? Ala, üstünde. Ondan sonra et talibu sınıfın neyin neresinde olur? Fi, içinde. Fi fasli alel mektebi diyeceğiz tabi. Zehebe hamidun. Bakın hamidun dedim. Hamid erkek ismi tenvinli, zehebe diyoruz. Hamid gitti. Nereye gitti? İla. Yönelmeydi ya. İla. İla el cami'ati. Onu kesre yapacak. Kharaca el müdiru. Bunu kesre yapacak bir şey yok ki. O zaman el müdiru diyeceğim. Kharaca çıktı. Müdür. Müdir. Min. Dendandır ya. Min. Ha, harf tarifle yapışacağı için minel medrese ti. Bunu kesre yapar. Zehebe Muhammedun. Erkek ismi tenvinli. Zehebe diyoruz. Çıktı Muhammed. Sin. Sine gitti. Çıktı değil. Gitti. İla olacak. Evet. İla sini diyoruz. Yaban. Demek ki minel yabani. Japonya'dan. Minel yabani. Japonya'dan. Çin'e gitti. El kelimatu cedide. Yeni kelimeler. El medresetu. Harekesiyle birlikte ezberleyin. Okul. El matbah. Mutfak. Yaban. Japonya. El müdir. Müdür. Zehebe gitti. Asin. Çin. El gurfetu. O da. El faslu. Bakın. Harf tarif olunca hemen tenvinsiz. El faslu sınıf. El hammamu. İşte banyo. Yani hammam. Öyle diyeceğiz. Banyo. El hindu. Hindistan. Kharaca çıktı. El mirhat, o da banyo. Şevk, yani tuvalet, mirhat, öyle diyeceğiz. Suk, pazar. El Filipin, Filipinler. Yine bazı harfçeler gördük. Fi, ala, min, ila. Bunlar nedir? Min hurufil cer, harfi cerdendir. Bu şekilde inşallah bir sonraki çalışmamızda 5. dersten devam edeceğiz.